Tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Yepyeni bir tarifle sizlerleyiz. Poğaça yapıyoruz arkadaşlar. Bu poğaça tarifimizin yapım aşamalarına buyurun beraber geçelim. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başladık. 2 su bardağı sütümüzü alıyoruz tabağımıza. 1 paket kuru mayayı aldık. 1,5 yemek kaşığı şekeri. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. İki yumurtamız var. Gördüğünüz gibi sarısının üzerine beyazlarını içine katıyoruz. Kontrollü katalım. Bir tatlı kaşığı tuz katıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yumuşak bir hamur olacak. Hafif ele yapışan bir hamur. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. Mayalansın diye. Evet arkadaşlar, mayalandı hamurumuz gördüğünüz gibi. Az şöyle gazını alacak şekilde biraz yoğuralım. Tezgahımıza az un aldık. Hamurumuzu şimdi tezgahımıza alacağız. Elimizle şöyle bastırarak biraz açalım. Merdane yardımıyla açıyoruz. Şimdi üzerine tereyağı, margarin ne olursa sürüyoruz. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. 6 su bardağı un kullandım ben hamuruna. Evet, her tarafını eşit şekilde sürdük. Şimdi şöyle. Arkadaşlar her katına tereyağımızdan sürelim. Katları o zaman daha güzel ayrılıyor.
Toplamda 100 gram tereyağı kullanıyorum. Elimizle şöyle hafif bastıra bastıra bir açalım biraz. Sonra merdane ile açacağız. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Kestik. Şu kesim yerlerini şöyle alta alıyoruz. Şu. Fazla bastırmadan yapalım. Şu. Bütün bezelerimizi yapalım böyle. Evet arkadaşlar, ayırmıştık biliyorsunuz yumurta sarılarını. İçine de çok az bir sıvı yağ koyduk, bir yemek kaşığı kadar. Onu sürüyoruz üzerine. Bütün bezelerimizin üzerinden aynı şekilde süreceğiz. Arkadaşlar üzerlerine susam ve çörek otu biz döküyoruz. Yani siz isterseniz katmayabilirsiniz ama benim hoşuma böyle gitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Sonuç bu. Çok güzel oldu, yumuşacık. Pofuduk pofuduk kabardı. Yani yapmanızı öneririm. Çok güzel. Şöyle ayrılıyor. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın.